Ben Aydın'da halde esnafımken, zebze halinde esnaflık yapıyorum. Tabii ki Aydın sorunları çok. Aydın sorunları büyük tabii. Ben bir esnaf olarak kendi derdimi anlatacağım tabii ki. Buradan 5 sene önce biz Aydın'da bir merkezi bir hal düşünüyoruz mesela. Ben o zaman Aydın'da dernek başkanlığı yapıyordum. Bir proje sunduk o zaman Aydın Belediyesi'ne o zaman tabii. Özleman yoktu o zaman tabii ki şey vardı, İlhami Bey vardı. Daha önceden tabii Hüseyin Bey'e iletmiştik bu projeyle ilgili. Aydın merkezi bir halı kurmak için. Netice sonucu tabii ki bu o günden bugüne böyle sürüne geldik. Tabii derdimizi çok yerlere anlatmaya çalıştık. Daha büyük yerlere anlattık, dilekçeleri yazdık. Netice alamadık. Ama bakıyoruz ki son günlerde tabii ki geçen işte bundan 15-20 gün önce yanlış olmasam Posta Gazetesi'nde ben okudum bu halle ilgili. Maalesef Aydın'daki merkezi halı kalkıp da daha acalar haline teslim etmişler. Böyle bir şey olabilir mi? Biz tabii ki Aydın'da ta nerede 25 senelik esnaf emekliyim. Bu projeyi biz anlatırken tabii biz bu projeyi bir sunduk. Aydın'da merkezi bir hal yapalım. İşte yanın başımızda Ege bölgesinin merkezi bir halı olur diye mesela parmakla gösterirler diye. Büyükşehir'de göreceğim. Evet, netice sonucu şu anda yani yapmaya çalışıyorlar. Büyükşehir'de göreceğim. Hayır. Şu an zaten başkanla görüşme şansımız hiç yok. Hangi başkan? Büyükşehir Belediye Başkanı'na şu anda görüşme şansımız hiç yok. Netice, yani bir insan işin ehline gider. Biz bu işin ehliyiz. Bu halde biz yaşıyoruz. Gece günümüzü biz veriyoruz. Bir insan bir şey yapıldığı zaman gider ki evvela işin ehline sorar. Doğru değil mi? Sen nasıl yaşıyorsun? Nasıl bir hal yapmak istiyorsun? Nasıl bir şey yapmaya çalışıyorsun? Yani bunu buna gelip bana sorması lazım. Maalesef esnafın şeyini sormadan kendi haline kalkmışlar. Bu acılar tarafında bir hal yapmaya çalışıyorlar. Öyle bir şey duydum. Doğrudur. Öyle bir şey var. Arkadaşlar bizim mahallenin sorunları gerçekten mahallenin sorunları çok fazla. Başta işsizlik var ki mahallede biliyorsunuz. Hepimiz zaten çoğumuz esnaf, çoğumuz işarette çalışıyorlar zaten. Muhtarım dediği gibi Aydın'da en azından nerede bakarsan belki 500 tane fabrika var. 500 tane fabrika var ama bizim mahallemizde bir tane orada çalışan insanı ben görmüyorum. Ya şu yakında Büyükşehir Belediye kazandığından bu yana en az da belki 500 tane, 1000 tane insan belediyeye alındı. Bizim mahallemizde bir tane insan alınmadı. Bir tane insan alınmadı. Bizim Aydın halinde İmek fabrikası var. Şu anda 70-80 tane insan orada çalışıyor. Baktım ki bizim mahallemizde bir tane insan orada çalışıyor. Bizim mahallemizde bir tane insan çalışmıyor. Yani bunlar neden ileri geldi biz de bilmiyoruz. Yani bizim mahallemizin sorunları çok fazla. Örnek vereyim sana. Muhtarım dediği gibi elektrik sorunları mesela. Yer altı. 21 tane mahallenin elektriği yer altında alınmışsa. Eğer bizi ikinci sınav olarak görmüyorlarsa. Hayırlardan beri biz kardeşiz. Ama ne? Biz kardeşiz. Yine kardeşiz. Ama bir kardeşin her gibi hakkı hukuka sahip de öbür kardeş eğer hakkı hukuka sahip değilse demek orada bir noksanlık var. Doğru değil mi yani? Orada bir noksanlık var demek ki. Sen 21 tane mahallenin elektriği yer altına al. Ondan sonra Osman Özgat'ı alma. Ondan sonra diyorsun sorunlar diye şey yapıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Arkadaşlar biz çok doğru. Bir de bizim gençlerimiz biliyorsunuz. Bizim gençlerimiz gerçekten şu anda şu Atatürk bularına bakıyorsun. Bir de Beşiktaş Karın Camii'nin arkasında değil mi? Muhtarım anlattığı gibi. Orada geceleri zaten karanlık elektrik şeyleri çoğu direkler zaten kırık. Orada geceleri orada artık şey olmuş yani. Çocuklar bali içiyor. Biz bunları günlerce beri biz dile getirdik ama bir türlü biz bu gençlerin sorununu çözemedik. Biz gibi çözemeyiz. Biz devlet ne ki çözelim? Ancak devlet bunu bu gençleri şey yaptı da yani bunları bir çözüm araması lazım. Ya bu bir de yani bu şey bu işçilik olan madde nereden geliyor şu mahalleye? Ben merak ediyorum yani. Hatta o civardaki 15 hanelik bir evler var orada. Her şey evleri başlamıştır. Aynı saat başlamıştır ki oradan bu saatte gidecekler. Orada
Şimdi demin anlattığım gibi o park olan alan, şimdi mesela o alanda geceleri sabaha kadar gençler orada bari içiyor. Mahalle rahatsız. Örnek benim sana, ben burada bir çağrı yapıyorum. Ya emniyet mesleğinde mesela gece bekçileri vardı, biliyorsunuz değil mi? Gece bekçileri mesela mahallede geziyordu. Şimdi örnek vereyim sana, şimdi yani günlerce polis var çalışıyor arkadaşlar. Neden bunlar gece mahallede gezmiyorlar? Bunları görmüyorlar mı yani? Ama maalesef sabaha kadar o dedim arkadaş şeyler orada, insanlar orada mağdur olmuş durumdadır. Gece evinde yatamıyorlar insanlar, mahalle insanları. 5-6 ay önce, 4-5 ay önce gördüm ki bizim mahallemizde şu gece evinin arka tarafında bir boş alan var. En altında bakıyorum. Üzerinde bir boşluk var orada. Tabii oraları değerlendirmek lazım aslında. Yani oralar bayağı bir boşluk oralar. Dedi ki arkadaş, dedi ki vallahi bizim mahallemizde bir adliye sarayı yapılacak dedi. Allah, mahalle öyle bir heyecanlandı ki dedi, en az da bir canlanma olur, bir şeyler olur diye. Maalesef bizim bir baktım ki bir ay sonra bizim mahallemizin adı kapandı. Adliye sarayı başka yere verdiler. Yani bizim mahallemizi geliştirmek istemiyorlar mı bilmiyorum. Kör kalmasını istiyorlar bilmiyorum. Yani aslında bu mahalleye el atmaları lazım. Bak şimdi burası yanarsa yukarısı öyle yaşayamaz. Burası yanarsa orası da yanacak. Onun için evvela hep birlikte bu işi çözmemiz lazım. Doğru değil mi? Tamam. Onu teşekkür ederim. Tamam, teşekkürler. Abi siz konuşun.